Yani önemli açıklamalar dedik gerçekten. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile bir süredir sıkıntı yaşadığımız şu S-400'ler meselesi. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda açıklamalar yapmıştı. Milli Savunma Bakanı Akar da bir kez daha altını çizdi. O açıklamaları neler söyledi? Kaan Yakuban, aslında gün boyunca sorulan soru buydu. S-400'ler çalışacak mı, çalışmayacak mı? Söz alan milletvekillerin neredeyse tamamı bu soruyu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yöneltti. Az önce ise sorular tamamlandı. Akar soruları tek tek ve titizlikle yanıtladı. Öncelikle S-400'ler çalışacak, bu konuda şakamız yok ve çok netiz dedi Milli Savunma Bakanı. S-400'lere ilişkin son durumu da komisyon üyeleriyle paylaştı. Şu an için S-400'lerden 1. filo, 2. bataryanın kurulduğunu ifade etti. Türk Silahlı Personeli'nin de eğitim gördüğünü belirtti. TSK olarak bu konuda dedi, hiç şüpheniz olmasın dedi, S-400'lerin çalışacağını ifade etti. Son Amerika Birleşik Devletleri'ndeki geziyi de değerlendirdi Hulusi Akar. Trump'la yapılan açıklamaları hatırlattı. Trump'ın Obama'yı suçladığını bir kez daha komisyonda söyledi. Ancak bu konuyla ilgili de bir heyet kuru, bir komisyon kurulduğunu, bu komisyon çalışmaları çerçevesinde hem S-400'lerin hem de patriotların çalışması noktasında bir çözüm bulacağız ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı F-35'lere ilişkin de rakamlar verdi. O da önemli. Zira 5 taneden 4'ü teslim edildi dedi. Biri de garajda bekliyor ifadesini kullandı Milli Savunma Bakanı. Tabii Milli Savunma Bakanı'nın verdiği mesajlar bu kadar da sınırlı değildi. Zira askerliğin süresinin kısaltılmasına ilişkin eleştiriler vardı. Silah altındaki asker sayımızın düşeceği ifadeleri kullanılıyordu. Çok muhalefet tarafından bu çok kullanılmıştı. Onun da rakamlarını verdi. 211 bin, bu yasanın çıktığında 211 bin TSK'nın yükümlülük altında 211 bin er ve erbaşın olduğunu, şu an itibariyle bu uygulamanın hemen ardında 931 bin 920 er ve erbaşın silah altında olduğunu söyledi. Oldukça önemli rakamlardı bunlar. Son olarak bedelli askerle ilişkin bir değerlendirmesi oldu Milli Savunma Bakanı'nın. Şu ana kadar 20.725 yükümlünün başvurduğunu ifade etti. 688 milyon elde edildiğini söyledi. 31 Aralık'a kadar başvuruların devam edeceğini belirtti. 2020'den itibaren de celplerin yükümlülere ulaştırılacağını, açıklanacağını belirtti. Barış Pınar operasyonunu da değerlendirdi. Harekatın sonuçlarını değerlendirirken terör koridoru, terör devleti kurma hayalinin sona erdiğini, Rojava hayalinin sona erdiğini söyledi deyip söz tekrar sana bırakalım Kaan Yakupan. Nagihan Akbulut, Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamalarının detaylarını paylaştı. Tabii o açıklamalar arasında yine önemli olan bir açıklama vardı. Ne dedi Hulusi Akar? Fırat Kalkanı bölgesinde en az 400 bin kişi